Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir blog videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? İyisiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Yepyeni bir blog videosu. Günlerden salı. Bu akşam zaten video yüklenecek. Büyük ihtimal spor videosu yüklenmiştir. Bu video perşembe gelecek tabii ki. Siz perşembe izliyor olacaksınız. Bugün sabah okula gittim, okuldan geldim. Oralarda çekim yapmadım. Keşke yapsaydım, unuttum. Yapacak bir şey yok. Neyse, şimdi salonun yanına gidiyorum. Onunla takılacağız falan. Oradan sonra da spor falan var. Salonun yanından PES'ten PES 2013 tarzı. Eskiler nostalji. Erkek adam PES 13 oynar. Oradan videolar gelecek. İnşallah güzel kesitler gelecek. Hadi o zaman salonun yanına geçelim. La dur, hemen giriş almadım. Da yaptım. Var yok. Yaptım. Var mı burada ya? Bir şey olmaz. Açık alandır, havadır, boştur. Evet, şu anda PlayStation'a doğru ilerliyoruz. Bugün PES'te seni bir tokatlayacağım. Ya, bir tokatlayacağım. 5 dakika sonra seni aklıyor işte. Diyor ki yok, Hakan yalnız, ballıdır. Yalnız, yok şöyle bilmiyorum. Bir şey var. Hakan balı diye bir gerçek o. Ya ağla. Bakın arkadaşlar. Şimdi salon konuşurken bir ses geliyor. Ya 5 dakika sonra göreceğiz. Tamam işte 5 dakika sonra ağlayacaksın. 5 dakika sonra sen ağlayacaksın. Ya. Şimdi bir alayım sana. Da oynayalım hadi. Sana alayım. Karim Benzema. Hangi takım çıksa kabul ediyorsun? Messi de benim. Neymar da benim. Yo. Hangi takım çıksa kabul edersin? Tamam. Arkadaşlar burada PES kadrolarımızı şey de seçeceğiz. Şu Instagram filtresi vardı ya, takım seçiliyor falan, o yani illa akımlara biz de sokacak salon. Onlarla seçeceğiz. Örnek hatta veriyorum, ben Real Madrid çıktım, Hakan Osasuna, Ender gelişen Osasuna atakları kabul edeceksin. Mecbur, yapacak bir şey yok. Ama şunu da söyleyeyim, sen Real çıktın, ben Osasuna çıktım, yine yenerim seni. Ağlarsın. Yine yani. Dakika baş Benzema 12. golünü atıp kendini oyundan alıyor. Buna inanıyor musunuz? Evet. Cidden Benzema atacaktım. Evet. Tarihin en kötü forveti Benzema. Ya bırak, geçen Messi'yi de Neymar'ı da Mbappe'yi de karısı yaptı, karısı. Doğru mudur dayı? Doğrudur dayı. Arkadaki dayı diyor ki doğrudur. Abi herkes biliyor, herkes. 7'den 70'e. Lewandowski büyüktür Benzema. Olabilir. Ama Lewandowski en kolaylıklarda oynuyor. Benzema 20 yıldır İspanya'nın kralı. Eğer TikTok'tan varsa beni hatırlayan takipçiler bunu iyi bilir. Ronaldo büyüktür 10x Messi. Hadi. Tartışma çıkmıştır. Hatırlarım. Kafa çıkmıştır. Mahvedecek ve biz. O linçler yorumda şu an herkes. Beler yorumda selam söyle. Buradan Ahmet çıkacak sana. Arkadaşlar zaten Selo'ya TikTok'a gelmeme sebebi, yaptığı kötü yorumlar sebebiyle onu kovdum dedim. Bir de konuşmayı bilmiyor. Bugün bu futboldan anlamıyor. Daha çok linç yemeyelim. Şeyimiz düşüyor. Etkileşim düşüyor. Lan gerçeği sanamadım. Gerçek şu arkadaşlar, maaşını karşılayamadık. Maaşım 1 TL. Karşılayamadık. TikTok'ta para yok. O yüzden yüzüme. Hakan patron kovdu beni. 1 lira vermemek için. Kovdum arkadaş. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. Neyse, PES'e geldik. Sistemimizi kuralım. Masamızı açalım. Geliyoruz. Roma Tottenham. Tottenham. Roma Tottenham maçının kadroları bu şekil. Durdurup bakabilirsiniz. Şimdi maça geçeceğiz. Salayı biraz üzeceğim. Ya çöpsün ya, çöp. Ve 3-1 maçı, ilk maçı alıyoruz. Rahat. Edin Dzeko hat-trick 3 tane. Sonra burada ağlıyor. Abi 3 top direkten döndü. 3 top direkten. 2 tane lan. 3-3. Bana ne? Gol mü yani? Abi Hakan balı direkt bir şey. Ağladı. Hakan balı. Şimdi bir şey. Takım seçimine gidiyoruz. Şimdi diğer maç için gelen takımlarımız. Oo, El Clasico. Hadi şimdi bakayım. Yedim seni. Şimdi yedim seni. Benzema baba geliyor. Geliyor. Şimdi yolda.
Evet, ikinci maçı Salo kazandı. Ronaldo çok Ronaldo 50 tane kaçırdı geri zekalı. Ben her zaman demişimdir. Messi büyüktür Ronaldo. Messi 10 kat büyüktür Ronaldo. Kararlılık seviyem, benim kararlılık seviyesi. Yani. Şimdi hamsik mi? Piyaniş mi? Hamsik. Sabahtan akşama kadar. Aynen öyle. Sabahtan akşama kadar. Aynen öyle. Sabahtan akşama kadar piyaniş. Üçüncü maç. Bakıyoruz. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Yaklaştı. Evet, bu maçta 4-2 Juventus kötü çıktı, çöp takım. Çok kolaydı yani, rahat kazandık. Hakan alıyoruz şu an. Evet, no problem, no problem. Diğer maça geçelim. Bak görüyorsunuz mu? Maçın adamı bende. Dybala. Bende. Oğlum Morata 7.5 almış. Bu arada Morata forvet değildir. Morata 2 tane attı ama. Morata arası oynamayı bilmiyor. Ya bu nedir? Chelsea. En gol açan. Abi bu. Kaçan Salah'ın kaçan pozisyonu izliyoruz. Şurada pası verdi kaleciye. Kaleci çıktı. Araya bir pas, boş kale ve pozisyon için yorumum. Bir küfür ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Bunu da kaybettik. Kötü günümüzdeydik. 4 maçın 3'ünü kaybettim, 1'ini kazandım. Bugünün galibi Salo. Takım seçiminde zaten dedim, çok güçlü bir takımı aldım. Seninki çok kolay, ezik bir takım. O yüzden kazandı arkadaşlar, benim takımım güçsüz. Şimdi şuna bir tane vursam ne olur? Galibiyet eminim. Niye yendi? Arkadaşlar Salo'yu yendi, bana yemek ısmarladı. Yalan. Arkadaşlar alın lan, çekilmeyin. Hakan yalan atıyor. Kaybeden aldı. Yani Hakan aldı. Lan benim ya haberim yok. Oğlum çok güzel lan bu. Canı çeken varsa gitsin aslında kardeşim, bana ne? Ben nasıl oturmayayım lan size? Benim adımla gittiğiniz ilk 10 kişiye %5 indirim. Neyse hadi yemeğimi yiyelim. Çok çirkinim oldu. Arkadaşlar. Hayır. Bir arkadaşı yakaladık. Kaçak yakalandı. Bu abi hain çıktı arkadaşlar. Derslerde arkadaşlık ya. Hiç arayıp sormadı bizi bir daha. Gördün mü? Çiğ köfteyi alan bu. Çiğ köfteyi bulsun herhalde. Çiğ köfteyi bulsun herhalde. Ama sizi kuzenimi sattığınız için şikayet edin. Aşk mı? Ben kuzenimi sat. Hayır. Çekmiyorsun bile, görüyorum. Nasıl çekiyorsun? Çekiyor. Kapatma. Kar yağıyor, kar yağıyor, lapa kar yağıyor. Lan hain emir, bak kuzenim burada. Sen. Kuzen ne olduğunu garantiledim. Ben gidiyorum ama onu bir yere atmayın. YouTube'da görüşürüz. Paylaşacağız. Evet, bunları da yolladık. Yemeğimizi de yedik. Gene durduk yere kar yağmaya başladı. Abi kar yağmıyor. Hocam bu nasıl mevsim? Mart'tan niye kar yağıyor? Bir de bu kar çok değişik lan, pamuk yağıyor anasını satayım. Neyse. Kısa gün konuşmasını yap Hakan abi. Hemen günün treyini yapıyoruz arkadaşlar. Zevkli bir günde. PES'te yenilmiş olmama rağmen zevk aldım. Sıkıntı yok. Yemeğimizde Salo çok yanlış siparişler vermişti. Gitmişti. Çiğ köfte acısız ya, çiğ köfte. Bu arada çiğ köfte acısız yiyenin kendine saygısı yoktu. Yani acısız yiyen erkek değildir. Yalnız şöyle, adam bana hiç sormadan kafasına göre yaptı. Yani yazıklar olsun. Ama sorarlar şimdi. He. Hakan abi sen neredeydin? Ben arkadaşlarımla sohbet ediyordum. He. Ben neredeydim? Çiğ köfte yapıyordum. Sen niye yapıyorsun? Adamdan rica ettim. Abi ben yapabilir miyim? Neyse, o içerikler de gelecek arkadaşlar ya. YouTube'da biraz büyüyelim.
Siz böyle bizi takip edin, destekleyin. O da gelecek, o da size çiğ köfte de yapacağım. Size al. Ben zamanında okulun orada, bak anımızdır. Erren gibiyim şu an, anı anlatıyorum, dinleyin. Klip alın. Anımızdır. Dönerimizi yedik okulda, lisede, öğle arası dönerimizi yedik. Süt mısır yiyeceğiz. Hatırlarsın. He. Süt mısır yiyeceğiz. Süt mısırcı abi çok yoğun. Bizi de tanıyor ama hani. Neyse ben dedim abi, dedim sen zahmet etme, ben yaparım. Aldım dağıttım. Bizim arkadaşlara sattım. Yarım saatlik çalıştı, ücretini de almadı koca yürekli abim ben. Ciddiyim ama öğle arasının sonuna kadar full çalıştım. En az da bir 10 kişiye satış yaptım. İşte yakışıklılığıma hemen herkes geliyordu, siz anladınız. Sonra adam dedi ki işte sen dedi para verme dedi, sen benden olsun, sen satışını yaptın, hakkını al. Hakan abim kabul etmedi. Ben dedim öyle şey olmaz dedim, emekçiye hakkını vereceksin. Paramı bıraktım, süt mısırımı aldım ve gittim ama zevkliydi. Bir ileride böyle bir şey gene yapacağım, böyle bir satış tecrübesi. Satış tecrübeleriniz nelerdi? Bir dakika. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz yoruma şey yazın. Bu videonun part 2'si gelsin çünkü ben her zaman Hakan'ı yeniyorum. Yine yenerim. İkinci videoda daha farklı yenerim. Bunu kabul et. Ağla. Ağlıyor şu an, görüyorum. Evet arkadaşlar. Lan ölüyorum. Bir kapanış yapacağız, öleceğiz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çekerken, editlerken en zevk aldığım video buydu bu arada. İnşallah en yüksek izlenmelerimizi alır bu kanalımız için. Çünkü çok hoş bir videoydu bence. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolar, Serola videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Maybe